Vallahi böyle hep yüzü meşgul ediyorum diye bir stres oldum. Şşş. Olur mu kardeşim öyle şey? Yeter ki sen iyi ol. Selam herkese. Hazır mıyız? Vallahi bu soru cevaplaması sorması kadar kolay değilmiş hocam. Ama hazırım. Rahat olun. Güzel. O zaman son bir tekrar yapalım, seni rahatlatalım doktor. Subfrontal kraniyotomi ile başlayacağım. Sonra beyin zarına ufak bir kesik atacağım. Oradan da tümörü çekip alacağım. Bu tümörün etrafında bir ödem var ama hallederiz illaki. Halledeceğiz. Halledeceğiz çünkü ben bu güzeller güzel hanımefendiye bir söz verdim. Biliyorsunuz ben verdiğim sözleri tutarım. Evet, sorusu olan? Ne zaman iyileşir? İyileşirsem tabii. Aa! Kötü düşünmeyeceksin dedim. Bir ihtimal diye dedim. Uzmandım. Seninle aynı durumda olan bir hastadan 13 santimlik bir tümör almıştım. Böyle bir gün sonra yürümeye, 3 gün sonra konuşmaya, bir hafta sonra da çalışmaya başlamıştı. Yani bir hafta sonra işbaşı yapacaksın, tamam mı? Sen hocana güven oğlum. Senin durumun daha iyi. İhtimalin daha yüksek. Güveniyorum hocam. Evet, saat 2:10 geçiyor. Artık hazırlanmamız lazım. Başka sorusu olan yoksa içeride görüşürüz. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Var aslında. Sorum yoktu. Söylemek istediklerim var. Eğer ben ölürsem... Aa! Ölmeyeceksin dedim. Evet, ölmeyeceğim de odada tümör bende inat çıktı ve öldüm. İmzalı basket formam sizin de olacak. Ne saçmalıyorsun oğlum? Ama siz çok istemişsiniz onu, beni hatırlarsınız. Hiç kullanılmamış boks eldivenlerim var. Sizi özenip almıştım ama nasip olmadı kullanmak. Çabucak iyileşip ayağa kalkmazsam o eldivenlerle döverim seni. Ali Asaf hocam. Bana hiçbir şey vermiyorsun. Ben beynindeki o tümörü alıyorum sadece. Tamam mı? Size gelince... Size verebilecek neyim var diye çok düşündüm. Siz benim hiç olmayan ailemsiniz. Sen benim abimsin Samo. Benim için yaptıklarının, hayallerimi gerçekleştirmek için çırpınmanın verebilecek bir karşılığını bulamadım. Hiçbir şey bu kadar değerli olmadı benim hayatımda. Düşünsene, tek hareketle bana 100.000 lira verdin. Hem de hiç tanımadığım biri için. Teşekkürler abla. Çok iyi oyuncusun gerçekten. Yani o beni görünceki ağlamalar falan. Kısa süreliğine de olsa bana o sıcaklığı verdin. Şey... Önemli değil. Gerçekten. Sayende ilk defa birisine anne diye seslendim. Kardeşim ben çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sen kardeşim. İlk başta kızdım sana. Ama neden yaptığını biliyorum. Annemi değil ama aile hissini verdin bana. Bunu hayatımda ilk kez yaşattın bana abi. Sizin için, hepinizle bir gün daha geçirmek için bir değil 10 kere daha ameliyat olurum ben abi. Kardeşim benim ya, kardeşim benim ya. Samo. Aklımda tümör söyletiyor olabilir ha. Çıkınca sen yine de az ol bence. Sen ne olur ne olmaz 100.000 liranı geri al da. Vereceğim, vereceğim. Son olarak... Bu lanet tümörü neleri etki ediyor bilmiyorum ama... Etki edemeyeceği tek şey şu ki... Hepinizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Her sefer önce görüşürüz. Ama saat 14:15.